insanın hayalindeki işi yapması kadar mutluluk, haz ve heyecan verici şey azdır. Sabahları yataktan kalkıp işe gitmek bir yük olmaktan çıkar. Hele insan bir de hayat arkadaşının desteğini yanına aldıysa... Günaydın. Günaydın bir tanem. Ama lungo tişörtünü giymemişsin. Aa, evde unutmuşum ben onu. Oh, hiç merak etme. Burada fazladan tişört var. Aa, Ömerciğim, o tişört... Evet, evet. Bedeni tam sana uygun işte. Ömerciğim, biz bunları giymesek... Yani böyle olduğumuz gibi olsak. Çünkü şimdi bu tişörtü böyle giyince biz lungo için çalışıyor oluyoruz. Ama böyle giymezsek lungonun sahibi oluyoruz. Ama hayatım ben bu tişörtleri seviyorum ya. Ha. Ben sevmiyorum. Yani ben portakal renginin bu tonunu sevmiyorum. Ne zamandan beri? Doğduğumdan beri. Yani bilmiyorum farkında mısın? Benim dolabımda hiç bu tonda bir kıyafet yok. Hiç fark etmedim. Evet. Ömerciğim şimdi her rengin bir dili var. Yani bize anlattığı bir şey var. Ve portakal rengi de özellikle bu tonu bize şunu anlatıyor ki... Dikkat! Her an kötü bir şey olabilir. Bu yüzden bütün itfaiyeciler ve ambulanslardan çıkan o sağlıkçıların üstünde bunlar var. Ve ben kendimi iyi hissetmiyorum bu renkle. Aman be Elif ya. Of. Ayrıca bir kadın olarak da bu rengi giydiğim zaman kendimi yeterince güzel hissetmiyorum. Dolayısıyla ben giymem. Ya. Gayet yakışıyor işte. Bence giyersin Elif'ciğim. Ömer, sen bunu kocam olarak mı söylüyorsun, patronum olarak mı? Tabii ki patronun olarak. Elif'ciğim. Kocanın senden ödü kopar. Unuttun mu? Ömer, kocamın benden ödü kopsa iyi olur. Bir kadının işinde kocasına vereceği destek bir yere kadardır. Kıyafetine karışıldığı ana kadar. Hoş geldiniz, buyurun. Hayatım, tişörtünü giymemişsin sen ama hala. Ömerciğim ben o tişörtü giymeyeceğim çünkü bana yakışmıyor. Olur mu hiç? Sana ne giysen yakışır bir tane. Alo? Evet. Tamam, hemen geliyorum ben. Muhasebeci aradı. Benim acil imzalamam gereken evraklar varmış da ben hemen çıkıyorum. Şunu tut bakayım. Hayatım, o tişörtü giy olur mu? Ne olur. Bak ben de giydim. Gayet de güzel oldu işte, değil mi? Ben bir saate gelirim, hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Ay rahatsız olmayın ya, devam edin. Ben de sizden biri sayılırım, değil mi? Patron Ömer. Yani ben müdürüm, müdür de çalışan sayılır. Böyle tek tip giyinmek çok sıkıcı değil mi ya? Şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi herkes bu iş yeriyle ilgili aklına takılan bir şey varsa, rahatsız olduğu bir şey varsa burada dile getirsin. Biz bunları toplayalım, patrona götürelim. Evet. Ben başlayayım. Mesela bu portakal rengi tişörtler çok çirkin değil mi sizce? Yani. Ya bence bütün bu başlıkları tek bir kutuda topluyoruz ya. Hani herkes kendi servisinin başlığını kendi alsa. Evet. Çok doğru, haklısın. Bunu bir kenara yazalım ama asıl konumuza dönelim. Konumuz portakal rengi tişörtler. Beni rahatsız eden ne biliyor musunuz? Lütfen söyler misin? Burada biz bize konuşuyoruz gönül rahatlığıyla. Neden bir ay deneme süresinden sonra sigorta oluyoruz? Neden hemen olmuyoruz? Evet. Çok doğru bir konu bu. Bunu da maddelerimizin arasına alalım ama... Yani hani ilk konuyu açtım ya, ısrarla ona dönüyorum. Portakal rengi tişört bence çok moral bozuyor. Bence gayet güzeller. Turuncu benim en sevdiğim renk. Öyle mi? Ha.
Aslı, kuşlar bana senin hakkında çok iyi şeyler söylemiyorlar. Yani böyle bir agresifmişsin, müşterilere karşı bir sinirliymişsin. Böyle tepsiyi alıp kafalarına geçiresin geliyormuş içinden. Ama senin bunda hiçbir suçun yok. Suç, portakal rengi tişörtlerde. Bu tişörtler insanın sinirini bozuyor. Evet, gençsiniz. En önemli şey nedir? Sistemde size uymayan, fikirlerinize ters düşen şeylere karşı gelmek. Bu yüzden bundan faydalanın. Yani gerektiğinde patronun karşısına geçip ben bu portakal rengi tişörtü giymek istemiyorum deyin. Yani patron hayır derse işi yavaşlatabilirsiniz, durdurabilirsiniz. Bunlar sizin haklarınız. Yani ne demişler, hak verilmez, alınır. Ah. Ömer gelmiş. Hoş geldin Ömer. Afiyet olsun. Ömer. Hayatım inanamıyorum ya. Çalışanların önünde beni küçük düşürmeye çalıştığına gerçekten inanamıyorum. Yani alt tarafı bir tişört. Niye bu kadar büyüttün ya? Ömer, konu tişört değil. Konu sen benim kıyafetime bile karışmaya başladın. Artık benim fikirlerim senin için hiç önemli değil. Bunun sebebi ne biliyor musun? Çünkü sen patronculuk oynamayı çok sevdin ve kendini kaptırdın. Ama hayatım biz bunu konuşmuştuk, anlaşmıştık. Burada ben patronum, evde sen patronsun, öyle değil mi? Ya bizim evde zaman geçirdiğimiz mi var? Bizim ömrümüz burada geçiyor. Yani her daim sen patronsun, ben çalışanım. Ya ben karı koca olduğumuzu unuttum. Yani var ya, bir tişört yüzünden geldiğimiz noktaya bak, inanamıyorum gerçekten. Ömer, tişört bahane. Sen bu patron çalışan ilişkisini pek mi sevdin? Bana emir yağdırmaya bayıldın ama ben buna katlanabileceğimi artık hiç zannetmiyorum. Tamam hayatım, tamam. Şimdi konuşmayalım, tamam mı? Birazdan öğle servisi başlayacak, o yüzden sonra konuşalım. Tamam mı canım? Sonra mı? Ne zaman sonra? Eve gideceğiz, ben yemek hazırlayacağım, çocukların peşinden koşturacağım, onları yatıracağım, yorgun düşeceğim, uyuyakalacağım. Sabah uyanacağız, gene buradayız. Ne ara konuşacağız sonra? Tamam, tamam. Şimdi konuşalım, anlaşalım o zaman. O zaman şimdi şöyle yapalım. Ben şimdi gideyim şu servisle ilgileneyim. Sen de bu pizzaları fırına ver. Oldu mu? Anlaştık mı? Anlaşmadık. Ben gidiyorum. Bir dakika. Bu iş yoğunluğunda beni yalnız bırakıp gidiyor musun yani? Ben sana bu rengin kötü olayların habercisi olduğunu söylemiştim. Lütfen yalvarıyorum sana, aç lütfen. Buradan beraber gideceğiz. Sen, ben ve oğlum. Altay benden nefret ediyor. Anne, açar mısın kapıyı? Hiçbir yere gitmiyorsun. Biraz sessiz ol. Düşünmeye çalışıyorum. Nermin'i ortadan kaldırmanın en doğru yolunu bulacağım. Görüyorsun değil mi? Yine yemeklerini bitirmeden kaçıp gittiler odalarına. Gamze de böyle. O kadar iştahsız ki çocuk. Ama ben bugün bir tavuk yaptım Elif. Yemin ederim çocuk parmaklarını yedi. Sen? Ben. Özel bir tarif. Fakat o kadar pratik ki 5 dakikada oluyor yemek. Ya. Sen yapmaya yersen ben sana anlatırım. Tamam Yasemin, alayım çünkü benimkiler tavuğa bayılıyor. Yap yap. Dur tamam, ben götürürüm. Sen bak, sen bak. Tamam, ben kapıya bakıyorum o zaman. Tamam. Ya Seliş, neredesin? Ay bu kudret belasıyla uğraşıyorum Yasemin ya. Ne oldu yine? Aman arabası yüzünden ıvır zıvır işte. Anlatırım sonra. Bir daha arayacağım. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Ömer bak, yine telesekreter çıkıyor. Ömerciğim, kızgınsın biliyorum ama ben de kızgınım. Yani en azından karşılıklı kızalım, çok uzadı bu konu. Açar mısın şu telefonunu? Ay Zeliş, kusura bakma, hoş geldin. Canım. Hoş buldum. Hayırdır, ne oluyor? Yine bu tişört meselesi mi? Yok, tişört işin bahanesi. Böyle her gün her dakika dip dibe durunca her şeyden kavga etmeye başlıyorsun. Yemin ediyorum evliliğimiz tehlike altında. Yavrum, 24 saat burun buruna çok zor yani. Böyle olmayacak. Ben Ömer'le konuşacağım. Diyeceğim ki benim yerime yeni bir müdür bul. Ben seninle çalışmayı bırakıyorum. Senin gibi elemanı nereden buluyormuş Ömer Bey? Ay Zeliş ya, o da onun derdi olsun. Yemin ederim kavga etmekten stres sahibi oldum. Günlerdir uyuyamıyorum. Eve yetiş, oraya yetiş. Olmuyor ya. Kapadı telefonunu. Gitsem mi ben ya? Dükkandadır bu. Gideyim konuşayım. Edelim kavgamızı, bitsin gitsin bu mesele. Tabii canım.
Tamam, en doğrusu bu. Ben gidiyorum ve konuşuyorum, bu işi hallediyorum. E çocuklar? Çocuklar, çocuklar. Çocuklara biz bakarız ya. Gerçekten mi? Vallahi git sen git. Ay sağ olun kızlar, hemen geleceğim. Vallahi bir saate hallediyorum. Tamam canım, git. Çok teşekkür ederim. Tamam canım, hadi. Ne yapalım, biz de bir kahve içelim o zaman beklerken. Hadi gidelim. Pek bir düşüncelisin. Pek bir sus pussun bugün. Hayırdır? Kapat bir falına bakayım hadi. Aman Zeliş ya, benim falım fallanmış, halim hallenmiş. İstemiyorum ben fal mal. Bak sen. Hayırdır? Bu Turgay yok mu? Ha. Evlenme teklif etti bana. Abi de bu yüzüğü verdi. Aa! Ya? E harika bir şey bu. Yüzük mü harika olan yoksa evlenme teklifi mi? Vallahi her ikisi de. Bana bak, şunu cep telefonumla bir fotoğrafını çekeyim. Ondan sonra gösteriveririm herkese. Hayır Zeliş, Allah aşkına yapma şunu ya. Zaten kafam bir dünya. Ne yapacağım ben, ne diyeceğim ben şimdi bu adama? Ne demek ne diyeceğim? Adam yüzüğü vermiş, sen de almışsın. Daha bir şey denileceği mi kalmış bunu? Gidip nikah dairesinden gün alın artık. Ha? Yani. Hayır Zeliş, yapma ne olur ya. Gel buraya, kafan eğileceğiz seni. Hayır, hiçbir şey olmazsın. Kavga edeceğim seni. Şşş, ne öyle vahşet çetesi gibi? O ne biçim laf öyle? Aa, ver bakayım şunu. Aa. Biz kızılderililik oynuyoruz Yasemin abla. Olsun. Oyun bile olsa birbirinize öyle şeyler yapmayın, söylemeyin sakın. Yavrum başka oyun mu kalmadı? Şeyi biliyor musunuz siz? Aç kapıyı bezirgancılık. Yürüyün çabuk, çabuk öğretelim. Koş 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 koş. Marş marş. Vahşet çetesi. Ömer. Geldim. Bayağı bildiğin ayağına geldim. Hadi çık konuşalım. Ömer. Ay vallahi çocuk gibisin. Çok uzadı bu iş Ömerciğim. Hadi konuşalım. Bak ben çok sakinim. Ömer. 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 Ömer ne oldu? Ömer. 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 Nefes alıyorsun. Ömer ne oldu Ömer? Ne yapacağım? Kimse var mı burada? İçeride kimse var mı? Alo, ambulans lazım. Kocam yatıyor, önümde yatıyor. Bir şey oldu, ben yapayım, ne yapacağım? Ambulans lazım bana. Kalbi atıyor ama hiç tepki vermiyor, hiçbir şey tepki vermiyor. Çamlık sokak. Numara 45 küçük yıldayız biz. Şeyde pizzacı burası, yeni açıldı. Ne yapayım ben? Tamam oğlum, çabuk gelin lütfen, çabuk gelin. Ömer geliyorlar, dayan bebeğim. Bak birazdan burada olacaklar Ömer. Ya Ömer cevap ver, ne olur cevap ver. Şimdi olmaz Ömer, ne olur. Bak sık dişini Ömer. Ne oldu ya, ne oldu? Ömer şimdi ölemezsin. Ömer, bak. Ömer beni dinle. Bak şimdi olmaz. Ben buna izin veremem. Bak 5 tane çocuk var, borçlar var, taksitler var, bu restoran var. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Ben yemin ediyorum öbür tarafta iki elim yakanda olur. Ölemezsin. Duyuyor musun beni? Ömer ölemezsin. Beni bırakma. Ömer beni bırakma. Ben yapamam. Sensiz hiçbir şey yapamam. Ömer ne olursun Ömer. Ömer ne olur Ömer. Geldiniz Elif. Elifciğim hoş geldiniz canım. Geldik. Nasıl oldun Ömer? Biraz ağrım var ama daha iyiyim tabii düne göre. Sağ ol Yasemin. Ömer'i yatırıp geliyorum. Canım çocukları uyandırayım, okula geç kalmasınlar. Yok yok, var onların daha vakti. Geliyorum hemen. Toplayalım şunları.
Sen de biraz yat istersen. Bütün gece helak olmuşsundur o hastanelerde. Sormaz Eliş. Vallahi size nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Yani çok teşekkür ederim. İnşallah çocuklar bir sıkıntı vermedi değil mi? Yok canım. Masal anlattık biz. Ya uzun zamandır masal istemiyorlardı. Sizi görünce demek canları masal çekmiş. Elif ne oldu ya? Niye bayıldı bu Ömer? Doktor ileri derece bel fıtığı dedi. Acil ameliyat. Ömer de ben ameliyat olmam diye tutturdu. Sabaha kadar böyle iğnelerle sakinleştirip ağrısını almaya çalıştılar. İyi de ameliyat olursa ağrıları falan geçmez mi? Söylüyorum ama dinlemiyor ki Yasemin. Doktor da dedi ki git o zaman eve. Bir hafta dedi yatacaksın. Kalkmak yok. İstirahat. Ağrı kaldırmayacaksın. Dikkat edeceksin. Bir hafta sonra tekrar gideceğiz kontrole. Doktor bir daha ameliyat derse artık ben yatıracağım onu ameliyat masasına. Ay inşallah yani ameliyata gerek kalmadan ayağa kalkar, iyileşir de. Yani baksana öyle bir dönemde ki pizzacı yeni açıldı, işler yoğun. Allah yardımcısı olsun vallahi kolay değil. Vallahi. Ben kalkayım artık Elifciğim. Selin sana zahmet verdim bu kadar işin arasında. Ay, canım olur mu ya böyle bir durumda işin gücün lafı mı olur? De işte küçük bir çek senet işim var da benim. Hı? Sen bak şimdi Yasemin'i dinle. Yasemin'le ne havadisleri var ne? Anlat hadi. Ay Zeliş ya. Yok yok gelme gelme. Hadi oturun siz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne dedi ya? Anlamadım vallahi ben de. Sen? Ha gel otur anlatayım. Gel gel. Hayırdır? Kızım bu Turgay yok mu? Ee? Ona kalktı evlenme teklif etti. Hadi canım. Vallahi billahi. Sen ne dedin? Nerede bu yüzük ya? Ne diyeceğim ben şimdi Turgay'a? Ay ne diyeceksin ya? Dümdüz doğruyu söyle. Böyleyken böyle de. Yüzük kayboldu kusura bakma. Hayatta söylemem. Yasemin, ben o gün evi süpürdükten sonra süpürgenin torbasını çöpe attım. Çöpe? Yani bu çöpe değil. Ya ben dışarı atıyordum. O sırada çöp kamyonu geldi. Ben çöp kamyonun içine attım. Buyur. Yüzük nerede? Çöpte. Çöp nerede? Kamyonda. Kamyon nerede? Dağa kaçtı. Sen fotoğrafını çekmemiş miydin bu yüzüğün? Evet. Ver. Kuyumcuya götürelim, gösterelim, alalım onun aynısından. Neyin aynısından alıyorsun ya? O yüzük kaç paradır biliyor musun sen? Nereden bulacaksın o kadar parayı? Canım atla deve değildir ki. Ha, gerekirse ben kredi çekeceğim artık. Ya Allah ya sabır. Ay Elifciğim. Biz gidelim de şu kızın yüzük işini halledelim var canım. Görüşürüz sonra. Bana haber verin ben merak ederim. Bana bak. Ömerciğim. Hadi kalk bir şeyler ye, ilaç içeceksin. Hadi. Hadi tatlım kalk. Tamam uyudum. Oh. Hadi. Gel bakalım. Çok ağrın var mı? Dünkü kadar değil ama biraz var tabi. Aç bakalım ağzını. Hasta olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Neymiş? Ben böyle çocuk gibi naz yapıyorum ya. Sen de benimle ilgileniyorsun ya. Sen bana numara mı yapıyorsun? Olur mu hiç ya? Dün sen doktoru duymadın mı? Bir hafta hiç kıpırdamadan sırt üstü yatacaksın dedi bana. Hmm. Yani. İyi sen de bir hafta dinlenmiş olursun. Hmm. İyi de işler güçler ne olacak? Restoran. Çok iyi bir ekibin var. Sen hiç dertlenme bence. Sen gelmeyecek misin bir daha? Gelmeyeceğim Ömer. Ya biz restoranı açtığımızdan beri sürekli kavga ediyoruz. Demek ki biz iş hayatında birlikte beceremiyoruz. Yani iyi bir takım olamıyoruz. E ne olacak şimdi ya? Benim yerime bir müdür bulacaksın. He. Ben sana evden destek vermeye devam edeceğim tabii ama ben evde patron olmanın keyfini çıkartacağım. Of ya doktor bir hafta yatacaksın dedi. Ben ne olacak şimdi restoran? Bilmem artık. Bakarız bir çaresine. Yani şimdi sen tabii benim bir hafta boyunca patron olmama yani iknaysan, gönül rahatlığıyla evet diyorsan. Ya zaten ben patron yarısı sayılmam mı yani? Değil. Aa, ne demek değil? Sen benim canımın yarısısın. Dur Ömer!
Ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.